Arkadaşlar herkese merhaba. 10. sınıftaki arkadaşlarımız biliyorsunuz ki bu yıl alan seçimi yapacaklar ve alan seçimi kişinin meslek hayatını belirleyen önemli bir dönüt noktasıdır. Bu yüzden de kafalarımız biraz karışık. Bu konuyla ilgili size bazı önerilerim var. Şimdi gelin hep beraber bunlara bakalım. İlk olarak alan seçimi yapmadan önce tabii ki de alanları bilmemiz gerekiyor ve bu alanlar bizi hangi meslek grubuna yönlendiriyor bunları bilmeliyiz. Şimdi gelin hep beraber öncelikli olarak alanları öğrenelim. Bu alanlardan ilki MF ya da bir diğer adıyla sayısal dediğimiz alandır. Sayısal alanda matematik ve fizik, kimya, biyoloji ağırlıklı dersler görürüz. 12. sınıfın sonunda gireceğimiz AYT sınavında da bu alanlardan sorumlu olacağız çünkü. Peki MF seçmek yani sayısal seçmek bizi hangi meslek dallarına götürür? Tıp, eczacılık, diş hekimliği gibi sağlık bölümlerine götürür. Bunun dışında endüstri mühendisliği, makine mühendisliği, inşaat mühendisliği, yazılım mühendisliği gibi mühendislik bölümlerine götürür. Mimarlığa götürür. Ya da fizik, kimya, biyoloji gibi branş dallara götürür. Peki bunun dışında hangi bölümler var? İkinci alanımız nedir tabii ki de burada? TM ya da bir diğer adıyla eşit ağırlık bölümüdür. Eşit ağırlık bölümünde biz genel olarak Türkçe ve matematik derslerini görürüz ama tabii ki bunların yanında ek olarak da tarih ve coğrafya derslerinden de AYT'de sorumlu oluyoruz. Peki bu alanda tercih edebileceğimiz meslekler neler? Hukuk, psikoloji, PDR, sınıf öğretmenliği, uluslararası ilişkiler, işletme, iktisat, maliye ya da yönetim bilişim sistemleri gibi bölümleri tercih edebilirsiniz. Şimdi gelelim üçüncü alanımıza. Üçüncü alanımız TS ya da bir diğer adıyla nedir? Sözel alandır. Sözel alanda ağırlıklı olarak Türkçe ve sosyal bilgiler derslerini görürüz. Yani sosyal bilgileri açacak olursak tarih, coğrafya, psikoloji, sosyoloji, felsefe ve mantık derslerini alıyoruz. Sözel alan sayesinde Türkçe öğretmenliği, tarih öğretmenliği, gastronomi, radyo ve televizyon, okul öncesi öğretmenliği ya da özel eğitim öğretmenliğini tercih edebilirsiniz. Son alanımız da tabii ki YD yani yabancı dil alanıdır. Burada da ağırlıklı olarak yabancı dil eğitimi alıyorsunuz. Bu alanı seçtiğinizde de mütercim tercümanlık, İngiliz dili edebiyatı ya da turist rehberliği gibi bölümlere yönelebilirsiniz. Bazı arkadaşlarımız, hocam ben hangi mesleği seçmek istediğime henüz karar vermedim şeklinde sorular yöneltiyorlar. Peki onlar ne yapmalı? Onlar da kendi ilgi, alaka ve yeteneklerini iyi keşfetmeliler. Yani nelerden bahsediyorum ilgi derken? Doğaya mı ilgilisiniz, tarihe mi ilgilisiniz, bilime mi ilgilisiniz, teknolojiye mi ilgilisiniz? Bu anlamda kendinizi birazcık daha iyi tanımanız gerekiyor. Peki yetenekleriniz nelerdir? Bunları da tabii ki bilmemiz gerekiyor. Yani sayısal alanda mı daha yetenekliyiz, sözel alanda mı daha yetenekliyiz yoksa dil alanında mı daha yetenekliyiz? Bu konuda da kendimizi keşfedersek çok daha kolay ve doğru bir tercih yapmış olacağız. Eğer ki hocam ben tek başıma ilgilerimi ve yeteneklerimi keşfedemiyorum diyorsanız size Holland Meslek Envanteri'ni önerebilirim. Bu envanteri internet üzerinden erişim sağlayabilirsiniz. Bu testi çözdükten sonra da hangi mesleğe ve hangi alana daha yatkın olduğunuzu gözlemleyebilirsiniz. Peki alan seçimi yaptığınızda her şey bitecek mi? Yani o alanı sevmeseniz bile o alandan devam etmek zorunda mısınız? Tabii ki hayır. 12. sınıfın son dönemi dahil olmak üzere alanınızı değiştirebilirsiniz. Ama bu noktada şöyle bir sorunla karşılaşabilirsiniz. 11. sınıfta ve 12. sınıfın başındaki AYT'de karşınıza çıkacak olan tüm konuları kaçırmış olursunuz. Yani siz eşit ağırlık öğrencisiyseniz ve sayısal bölüme geçmek istiyorsanız 11'de ve 12'nin başında görmüş oldukları fizik, kimya ve biyoloji dersini kaçırmış olacaksınız. Eğer bunları toparlayabileceğinize inanıyorsanız tabii ki de alan değişikliği yapabilirsiniz. Bir de size alan seçimi yaparken yaptığınız yanlışlardan bahsetmek istiyorum. Nedir bunlar? Sadece ve sadece ailemizin söylediği alanı seçmek. Yani aileniz sayısal alanı seç derse ve eğer sizin de sayısal bölümlere yani fizik, kimya ve biyoloji gibi branşlara hiç ilginiz yoksa ve bunları gerçekten yapamıyorsanız bu alanda çok zorlanırsınız. Lütfen burada ailenize kulak verdiğiniz kadar kendi ilgilerinizi de iyi ölçün. Alan seçimi yaparken ailenizden ve rehber öğretmeninizden de destek alabilirsiniz. Ama sadece ve sadece onların söylemiş olduğu bölümü tercih etmekten ziyade lütfen burada birazcık kendinizi tanımanızı istiyorum sizlerden. Onların söyledikleriyle kendi istediğinizi bir karşılaştırıp sizin için daha doğrusu hangisi ise onu tercih ederseniz çok daha başarılı olursunuz. Son olarak da sadece arkadaşlarınız tercih ettiği için ya da popüler olduğu için bir mesleğe yönelip lütfen bu alanı tercih etmeyin. Mutlaka meslekleri ve bunların çalışma alanlarını iyi araştırmalı ve buna göre tercih yapmalısınız. Çünkü unutmayın ki alan tercihi bizim meslek hayatımızın yani kariyer hayatımızın ilk basamağıdır. Bugün sizlerle
alan seçimi yaparken ilgilerimizi, yeteneklerimizi ve kendimizi iyi tanımamız gerektiğinden bahsettik. Bunun dışında meslekleri iyi araştırmamız gerektiğini öğrendik. Neden? Çünkü alan seçimi bizim kariyer hedefimizin ilk basamağıydı. Bunu unutmuyoruz. Bu konuyla ilgili sizin de kafanıza takılan sorular varsa ya da önerileriniz varsa lütfen yorumlara yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.